Baba bak kimse gülmedi yani komik değil. Yok ya. Komik değil ki zaten. Çünkü şaka değil ki bu yani. Gerçekten de yani. Gerçek söylüyorum vallahi bak. Ya Müjgan gerçekten kusura bakma. Ya, Zeynep bak, yemin ediyorum ya ben doğru söylüyorum. Sahici gerçek yani. Melek diyorum. Annen diyorum ya burada bak. Ya bu saçmalık kimin eseri bilmiyorum ama... ya babam da niye böyle bir şey yaptı anlamadım zaten. Ben lütfen de... diyorum ama artık yani abarttın. Ya niye abartayım? Ben seni ne zaman kandırdım Zeyno? Ben kandırmam ki hiç. Evcilikte oynamıyoruz ki biz yani. Ben gerçek... Desene ya ben melekim senin annenim diye ya. Ben anlatamıyorum ya ben. Zeynep. Ben komik değil. Gerçekten vallahi komik değil. Zeynep, baban şaka yapmıyor. Hadi. Konuşsana kızınla. Yoksa ben konuşacağım. Zeynep ben gerçekten... Hayır, hayır, hayır. Yani bu komik değil. Saçmalıyorsunuz. Siz delir misiniz? Zeynep ben senin annenim. Ya, ya, gördün mü bak, bak söyledi işte, ya bak annen işte annen, annen ya, sen düşsene ya, bizi niye sevmiyor? Biliyorum, şu an şoktasın. Aslında ben de şoktayım ama bunun hiç böyle olmasını hayal etmemiştim. Ben hep kavuşacağımız günün hayaliyle yaşadım. Doğru an olmasını bekledim. Gerçekten, gerçekten o doğru an geldiğinde kavuşacaktık biz. Ama olan oldu işte. Kavuştuk biz anne kız. Kimsin sen? Ha? Kim? Benim kimseye kavuştuğum falan yok. Tamam mı? Sen de benim hiçbir şeyim değilsin. Ama Zeyno insan annesine böyle şeyler söyler mi ya? Hiç bak benim, bak benim annem bile yok. Seninki burada duruyor ya. Ne güzel işte değil mi? Ha? Dene bak. Senin ne hissettiğini çok iyi anlıyorum şu an. Anlıyor musun? Benim gerçekten ne hissettiğimi anlıyor musun? Duydun mu baba? Benim ne hissettiğimi anlıyormuş. Ama Zeyno sen annene böyle kızarsan bak ben sonra çok şey oluyorum yani. Bırak ihtiyacı var. Nereden biliyorsun sen benim ne hissettiğimi? Senin de mi başına geldi yoksa? Ha? Annen seni de mi bırakıp gitti? Doğduğun gün bırakıp gitti mi seni? Adını bile koymadan. Kız mı erkek mi bilmeden. Ya öldü mü kaldı mı bile bilmeden ne oldu? Seni de mi bırakıp gitti? Zeynep ben... Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Bu kolyeyi mesela biliyor musun? Evet. Çıkarıp yüzüne fırlatacağımı biliyor musun? Ne yaptın ya? Ya boncuk kırıldı, kolye. Çocukluğundan beri hayalini kurduğum şeyi yaptım. Zeyno. Bırak kardeş, kızım olmadı. Parçalanmamı.
Seni bir dinle lütfen. Zeynep. Zeynep lütfen kızım. Zeynep lütfen. Zeynep. Hani çok güzel olacaktı. O böyle ne oldu? Hani Zeyno çok sevinecekti. Sonra annesinin boynuna atlayacaktı. Sonra biz üçümüz sarılacaktık. Kadir'cim ben yani sürpriz derken... Ama şimdi sen beni... kandırmış mı oluyorsun? Hayır, ben hepimizin iyiliği için... Ama iyilik olmadı. Çok kötü, kötü şeyler oldu. Ama sen böyle demedin ki. Ben o yüzden bir sürü oyunlar yaptım. Zeyno koşacaktı, annesine sarılacaktı. Çok sevinecekti, çok güzel olacaktı. Ama beni kandırdım. Zeynep de gitti. Üzüldü, Kore'de koptu. Ben ne zaman sürpriz olsa böyle oluyor. Ama seni çok seviyordum. Ne olacak şimdi? Efendim Pınar. Staryan acil bir toplantı organize etti. Ne toplantısı? Benim böyle bir toplantı haberim yok. Hiçbir fikrim yok. Zeynep'i babasını bir de şu müjgeni aldı. Rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Bir çeviriyor yine bu kadın. Zeynep! Zeynep! Zeynep kızım lütfen dur. Zeynep, Zeynep! Zeynep dur lütfen. Zeynep durur musun? Bir anne kız seninle konuşalım lütfen. Biz anne kız falan değiliz, duydun mu beni? Sen benim annem değilsin. Sen anne olamazsın ya. Anne değilsin sen. Öğrenmiş. Zeynep bak bir açıklamama izin. Sen yoksun, duydun mu beni? Yoksun. Zeyno benim yüzümden. Zeyno. Zeyno, Zeyno benim suçum, yapma gitme, ne olursun ya. Benim suçum ya. Yapma ya. Ben yaptım. Gidelim. Babam. Bekleme.